Hepinize merhabalar. Meclisteyiz. Yoğun, ağır bir gündem var. Can sıkıcı olaylar, meclise yakışmayan görüntüler var. Onun üzerine dün parti gruplarının konuya gösterdikleri tepki, meseleye tavizsiz yaklaşımları son derece değerli ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın gündemini dile getirmeye, sorunları dile getirmeye ve mecliste çiftçisinden memuruna, işçisinden işsizine, polisinden uzman çavuşuna kadar meclisten çok şey bekleyen, devletten çok şey bekleyen, ülkeyi yönetenlerden çok şey bekleyen, bütün beklentileri boşa çıkan ve meclisi hayal kırıklığıyla, meclisi üzgün ve hayal kırıklığına uğramış ifadelerle izleyen vatandaşlarımıza sorunlarını takip etmeye, gündeme getirmeye ve bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Aylar önce bekçi kanunu tartışıldı. Meclis açılınca ilk işlemişlerdi. Öyle yaptılar ama o sırada başka şeylere tenezzül ettikleri için uzun süredir tartışılan kanun bundan 15 gün önce bir gün içinde belki kanunlaşacak bekçi kanunu ya da bundan 4 ay önce kanunlaşabilecekken AKP'nin özensiz tavırları yüzünden bir yerde bekleyen bekçilerle ilgili kanun dün ortaya çıktı. Dün meclisten geçti, yasalaştı. Buradan bir cümleyle kanunlarının çıkmasını çoktandır bekleyen bekçi kardeşlerimize ve bundan sonra bu görevi yapacak olanlara bir tek şeyi söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bekçilerin sokaklarında, mahallelerinde, çarşılarında görev yaptığı bir ülke ve vatandaşımız bekçiyi sever. Bekçi Orhan Kemal'in Murtezası'nı okurken, izlerken filmini gülümseyerek, benimseyerek, onun bazı abartılı tavırlarını ama aşırı dürüstlüğünü ve kimseyi bir diğerinden ayırmayan kendi ailesine karşı bile son derece tavizsiz, acımasız tutumuyla sever. Bekçi kardeşlerimize şunu söyleyelim. Orhan Kemal'in bekçisi olun, mahallenin bekçisi olun, bu ülkenin bekçisi olun. Ama birileri bekçiyi tekçi yapmak istiyor. Tek adamın, o tek adamın görevlisi yapmak istiyor. Tekçi olmayın. Eğer tekçi olursanız o tek adamın ve bir kısım yandaşın gönlünde bir yer kurarken toplumun tamamında başka bir yere savrulursunuz. Nasıl işe girildiği önemli olan ülkeler parti devleti ülkeleridir. Sizi bir partinin işe soktuğunu ama gerçek demokrasilerde partinin bekçileri olmaz, devletin bekçileri olur, milletin, halkın bekçileri olur. Biz bütün bekçi kardeşlerimizden bekçi olun, bekledikleri gibi tekçi olmayın. Olmayın ki bu milletin gönlündeki bekçinin yeri değişmesin diyerek bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Şimdi gelelim bu bekçi kanunu bu kadar niye gecikti? Gecikir tabii. Çünkü bir tenezzül meselesi. Meclisin başkanı Şentop anayasa değişirken dokunulmazlıklarla ilgili açık açık söylüyor. Diyor ki yeniden seçilen yeniden dokunulmazlık kazanacak ve yargılamanın sürmesi için dokunulmazlığın yeniden kalkması lazım. Enis Berberoğlu yeniden seçiliyor. Meclise geliyor ama mahkeme yargılamaya devam ediyor. Olacak iş değil. Ve bazı mahkemeler yargılamaları durdururken bir mahkeme, çünkü Enis Berberoğlu, çünkü şahsı onu vicdanında mahkum etmiş, zihninde etmiş. Mahkemenin ne dediği önemli değil. Önce ajan dedi, sonra casus dedi, yok olmadı bilgi sızdırdı dedi. Ağırlaştırılmış müebbetten, asacaklardı neredeyse ellerinde imkan, urgan olsa asacaklar. Ağırlaştırılmış müebbetle yargıladılar. 5 yılı iktir kaktır zorla verdiler, onu da Anayasa Mahkemesi'nin bozması bekleniyor. Ve o bozmanın beklendiği
bir ayı beklemeyip Mustafa Şentop aslında doğrusu mahkemenin durması deyip o mahkemenin kararını aşağıda okutup Enis Berberoğlu'nun ve yeniden dokunulmazlık kazanması Enis Berberoğlu açısından, diğer HDP'li iki milletvekili de bir tanesi yeniden kazanmış, bir tanesi zaten ilk dönemi, kararları hep dönem sonuna bırakılmış. Cemil Çiçek de öyle yapmış, Hüsamettin Cindoruk da. Ama gelen bir talimatla Mustafa Şentop bunu okumuş. Bugüne kadar niye okutmadın? Sorulduğunda diyordu ki ben yargılamanın durması gerektiğini düşünüyorum diyor. Tutanakta öyle söylemiş. Talimat gelince eli ayağını dolaşmış okutmuş. Şimdi bir paragraf, ben sözümün arkasındayım, özümün arkasında değilim. Sözüm öyle, lafım böyle, ama bir bakıyorsunuz anayasayı ayaklar altına almış bir anayasa tarihi hocası, anayasa tarihi profesörü. Bir anayasanın bir anayasacı tarafından ve bir meslek, bir meclis başkanı tarafından nasıl ayaklar altına alındığını Şentop'tan sonraki anayasa tarihi hocaları Şentop'u anlatırken söyleyecekler. Anayasa tarihçiliğinde Mustafa Şentop bir marka değil, ama artık o kitabın içinde bir sayfadır. O kitaplar kara bir sayfa olarak Mustafa Şentop'u yazacaklar. İşte o Şentop. Ya hadi sözünü tutmaya meziyetin yok. Arkanda, anayasanın arkasında durmaya meziyetin yok. İş düzüğü uygulamaya meziyetin yok. Ya dün bir nazar boncuğu taktık, onu da taşımaya meziyeti yokmuş adamın. Dedim ki dünya kadar eleştirimiz var, ama bir nazar boncuğu olsun, doğru bir işe kalkışmış, destekliyoruz. Nedir? Yassıada idamlarını ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme. Doğrudur. Hatta dedim, devletmişsiniz ki bütün partilerle görüşeceğiz. Görüşün. Bizim açımızdan elbette öncelikle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı anarız. Ama bütün siyasi idamlar sağdan olsun soldan olsun kaldırılmalı. Ama tek yassıadayı getirirsen ona da evet deriz dedik. Ama bu partilerin her birinin mağduriyeti var. Her bir partinin geçmişindeki mücadele arkadaşlarından idam edilmişler var. Ha, AK Parti dersen 12 Eylül ürünüdür. 12 Eylül öncesi filmlerde her türden adam var, AK Partili yok. Neden yok? Çünkü AK Parti 12 Eylül'ün ürünü bir partidir. Bakarsan Hababam sınıfında mesela AK Partili gördünüz mü? Her türden adam var, AK Partili yoktur. Ama hadi diyelim sen de sahipleniyorsun, hepimizin rahatsız olduğu idamlar var, hepsini bir kaldıralım dedik. Tek getirirsen yassıadaya devlet dedik. Bir nazar boncuğu olsun dedim. Bir yönüyle de Mustafa Şentop'a katılıyoruz dedik. O nazar boncuğunu taşıyamayacak, 24 saat taşıyamadı adam ya. Bak, bakın arkadaşlar, bakın. Bir meclis başkanı, ibretlik, kanun teklifi verir mi? Verir. Verir tek imzayla, örneğin uluslararası anlaşmaların gündeme alınmasına ilişkin tekliflerini de gündeme alıyoruz. Ya da onun imzasına iştirak olur mu? Olur. Dedik ki hep birlikte yapalım demişsiniz, yapalım. Mustafa Şentop ilk imza sahibi. Süreyya Sadi Bilgiç. Bakınca diyorsun ki devamı şöyle mi gelecek acaba? Bütün partilerin meclis başkan vekilleri diyorsun. Hayır. Mehmet Muş, Bülent Duran, Erkan Akçay. MHP ve AK Parti'nin grup başkan vekilleri. Ve altta diğer imzalar. Numan Kurtulmuş falan. Kardeşim, bir iş yapacaksın. Tarihle hesaplaşacaksın. Bir idam kararını ortadan kaldıracaksın. Doğru olur, hep beraber yapalım. Bu da sana doğru yaptın diyelim. Bir nazar boncuğu takalım. Yaptığı işe bak. Sen Cumhur İttifakı'nın meclis başkanı mısın? Cumhur İttifakı meclis başkanı. Olacak iş değil. Akılların almadığı bir özensizlik, bir saçmalık hali. Bu nasıl bir şey? Ha dersin, herkes hayır der, o zaman bile tek imzayla vermen lazım. Tutup da Cumhur İttifakı'nın imzalarıyla, bu nedir? Bu şudur. Yassıada'nın yasından, Yassıada'nın üzüntüsünden siyasi rant elde edecek. Arkadaşlar,
Cumhur İttifakı olarak bunu kimselerle paylaşamıyorlar. Yaklaşım bu. Belli değil miydi? Vallahi de belliydi. Neden belli? Ya yassı adayı yapmış. Sen meclis başkanısın, yassı adaya gidiyorsun. Cumhurbaşkanı olarak yassı adayının açılışına gidiyorsun. Hadi bizleri çağırmadın. Ya geçmiş dönem meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatta, o yassı ada yargılamalarının en genç avukatı. Ya böyle fırsat kaçar mı kardeşim ya? O günü yaşamış birinin koluna girip o yolda yürüsen başka bir şey olacak. Hayır. Çünkü Cindoruk parlamenter sistemden yana. Çünkü Cindoruk referandumda hayıra destek verdi. Çünkü Cindoruk seni eleştiriyor. Ona bile tahammülü yok. Geçmişten husumet çıkar dedin mi bir numaralar. Ya geçmişe karşı yapışanmış bir üzüntüye karşı bir birlik beraberlik mesajı yok. Cindoruk yok. Burada eksik imzalardan bir tane söyleyeyim, bir tane. Burada her partinin imzası eksik de. Kardeşim be. İnsanda birazcık utanma sıkılma olur. Demokrat Parti'nin genel başkanı mecliste şu anda ya. Demokrat Parti genel başkanına gidip de partisinin başbakanı asılmış, partisinin bakanları asılmış. Yıllar sonra Demokrat Parti, Demokrat Parti adıyla, kır atıyla gelmiş mecliste, ona bile sormamışlar bir imza atar mısın diye ya. Bunu akla alan var mı arkadaşlar? Vicdanı kaldıran var mı? AK Parti'nin siyasi tükenmişliğinin son tescil noktasıdır arkadaşlar. Son tescil. Yassı adayı Demokrat Parti ile paylaşamayan bir fırsatçılık. Acı acı tebessüm etmekten başka insanın aklına bir şey gelmiyor. Gelelim barolarla ilgili kanuna. Allah'ım ne türbülans. Ne türbülans, ne türbülans. Mesele şu. Efendim biz pandemiye girdiydik. Pandemide işler ekonomik olarak sıkıntıya gittiydi. Bir de anketler geldiydi. Biz 1 Kasım'da %49'luk parti %32'ye düştüydü. Eski defterleri karıştırdık. Kutuplaşmayı tek çare bulduk. Darbe yapıyorlar dedik. Demeyene dedirttik. Darbede darbe, darbede darbe. Olmadı. Terör örgütü bunlar dedik. Vefa desteğe saldırdı dedik. Olmadı. Minarenin bir tanesinde çabella çaldı. Çalanı bulamadık. Çekeni bulduk. CHP'liydi, içeri attık. Ezana da ezana. Aman nasıl yapalım da kutuplaştıralım, oyları geri toplayalım. Öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. O sırada bir fırsat bulduk. Baroları da aradan çıkaralım dedik. O günlerin suni gündemi. 81 ilde 80 baro var, hepsi toplanmış arkadaş. Hepsi karşıyız diyor. En AK Partili barolar biz bu yanlışın içinde olmayız diyorlar. Öyle bir yere geldi ki iş tersine döndü. Açıklamadan açıklama beğen. İlk yola çıktılar, dediler ki Tayyip Erdoğan, baroların seçim usullerini değiştireceğiz. Nispi temsil. Bir de anlatıyor. Efendim işte %70 oy alıyor, öbürü %30 alıyor, yönetimin %100'ünü alıyor. 30'unun da işte muhaliflerde varsa AK Partili adaylar, onların verilmesi, yönetimde AK Partililer de olsun. Kardeşim, nispi temsili savunuyor. %50 oy almış, Türkiye'nin tamamını yönetiyor. Ver bakanlıkların yarısı da bizde olsun deyince nispi temsil meselesinde o hesap bu hesap. Ben çoklu baraya karşıyım diyor. Anayasaya aykırı, dünya uygulamalarına aykırı. Seçim yöntemini bir tek değiştireceğim. Yola çıktılar. Dün açıklama, seçim yöntemini ellemeyeceğiz ama çoklu baro yapacağız. Nereden nereye savruluyorlar? Yola ne diye çıkıyorsun, nereye varıyorsun, hangi dayanağa dayanıyorsun belli değil. Bir şaşkınlık içindeler ve bu defteri baro başkanlarının 80'ini de davet edip baro başkanlarına savunma mesleğine verdiğimiz rahatsızlıktan, sizi üzdüğümüzden, buralara kadar bu pandemi şartlarında yorduğumuzdan, bu kadar masraf ettirdiğimizden, bu kadar zaman israfı yaptığımızdan üzgünüz, hakkınızı helal edin deyip de yollasalar en doğrusu. Daha bundan sonra debelendikçe batacaklar, debelendikçe batacaklar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleri duruyor duruyor deniyor. Hakikaten AKP'yi yöneten bu siyasi akıl neyse, o prompterlere o yazıları yazdıranlar neyse, bir lidere
en çok yanlış nasıl yaptırılır konusunda son aylarda rekor denemesi yapıyorlar. Rekor denemesi. Kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'a şehir hastanesi konuşturmanın size şu kadar bir faydası yok. Çünkü şu anda Türkiye'de Sağlık Bakanı'nın görev onayı yüksek. Sağlık Bakanı'nın söylediği şeylere AK Partililer özellikle itibar ediyor. Toplumun genelinde kabul görüyor Sağlık Bakanı'nın açıklamaları. Sağlık Bakanı diyor ki meclis bütçe konuşmasında şehir hastanelerinin finansman yönteminin yanlış olduğunu gördük. Bundan sonra devletin parasıyla yapacağız diyor. Yanlış diyor. Hatta çok gayret ettiler. Şehir hastanelerine hasta garantisi verdiniz diyoruz. Hayır, açıklama, hasta garantisi yok. Ne garantisi var kardeş? Tahlil garantisi verdik. Röntgen garantisi verdik. Kit garantisi verdik. Çekim garantisi verdik. MR garantisi verdik. E tavşanlara mı yapıyorsun bu çekimi sen? Üç harfliler mi geliyor tahlil yaptırmaya? Onun garantisini verdiysen bir yüzdesi vardır bunun. Şu kadar hastan varsa bunun yüzde şu kadarına röntgen çekilir. Evrensel olarak geçmişe baktığında bu rakamlar ortaya çıkar. Sen röntgen garantisi verdiğinde o kadar hasta garantisi de vermiş olursun. Kimi kandırıyorsunuz? Bu yalan ortada bir yerde dursun. Tayyip Erdoğan devam ediyor. Şehir hastanelerinin çoğu dış krediyle yapılıyor. Yani parayı dışarıdan alıyoruz, faiziyle İngilizlere ödeyeceğiz diyor. Zaten övüne böbürlene İngilizler kendi internet sitelerinde yayınlıyorlar bunları. Kredisini bulur getirir, hastaneyi de yapar. Bazıları da yabancı ortakla yapılıyor. Siz bunu devlet bütçesinden yapmış olsanız sadece faizine yetişemezsiniz. Biz bunun hesabını vermiyoruz diye eleştiriyorlar. Hesap versek de anlamazlar. İler tutar tarafı yok. Bir kere hesap vermediğini kabul ediyor. İkincisi, versek de anlamazlar diyor. Aklı sıra bize hakaret ediyor. Bu meclis, milletvekilleri denetim görevini muhalefet millet adına yapar. Hesap sormak en meşru hakkımız. Hesap vermemek anayasaya aykırı. Ama versek de anlamazlar diyerek milletin aklıyla, ferasetiyle alay ediyorlar. Ya seni buraya yollayan insanlara oyu sana versin vermesin. Hesap versem de anlamazlar demek, milletle alay etmek, sonra da 83 milyonu kucaklamamız lazım. İl başkanlarını anlatıyor. Nasıl kucaklayacaksın? Gidecek adam Artvin'de, Manisa'da, Van'da, Uşak'ta kapıyı çalacak. Açacak kapıyı. Bir gün önce demişsin ki hesap versem de anlamazlar. Teyzeciğim, Cumhurbaşkanımıza selamları var, sana kolonya getirdik. Ya git işine. Git işine. Yani bu işler böyle yürümez, böyle gitmez. Ama diyor ki milletin cebinden kuruş çıkmadı diyor bu hastanelerde. Bakın 2017-2020 arası bütçeden ayrılan para 18 milyar TL. Devam edelim. Önümüzdeki 2 yıl için ayırdıkları parayı da kattığımızda 37 milyarı da 39 milyarı da 5 yılda 57 milyar TL para ayırdılar bütçeden şehir hastanelerinin finansmanına. Faizinden ödüyorlar bu paraları. 57 milyar. Dün ne diyordu? Övüne övüne 5,5 milyon yoksula biner lira verdim diyordu. 5,5 milyar yapar abi. 5,5 milyar para vermiş, övünüyor yoksullara. Aile başına günde 11 TL. 55 milyar ana para ve faiz ödüyor şehir hastaneleri için. Diyorduk ya, beşli çeteye, müteahhitlere ödeme garantilerini yapma. Tüneli yapana çok para kazandırdın. Bir yıl yapma, o parayı aktar. 55 milyar sırf şehir hastanelerine verdikleri para pandemide dağıttıklarının 10 katı. Değerli vatandaşlar, biner lira alanlar, hepinize şunu söylüyoruz. Eğer bu şehir hastaneleri inadı olmayıp o İngiltere'den buldukları paraya, faiz lobilerine para ödemeselerdi, müteahhitlere para ödemeselerdi, bir değil 10 lira alabilirdiniz. Onar, yani biner değil 10 biner lira ödenebilirdi. 1000 liradan sana verilen 1000 liranın karşısında 10 lira müteahhite bu garantiler için ödenen paralar var. 1000 lira değil 10 bin lira alsaydın
bugün ne durumda olurdun? Hesabı yap. O şehir hastanesinin, o şehrin çok dışında olduğu için ateşli çocuğunu toplu taşıma, ulaşım bilmem nenin olmadığı saatlerde taksiye de binemeyip çaresiz kalıp nereden birini bulsam diye götürmek zorunda kaldığında bir de işe bu gözden bak. Türkiye'de bir diğer gündem, bundan sonra kıdem tazminatı tartışması olacak gibi. Burada kameraların arkasında görev yapan emekçi arkadaşımın da derdi bu. Türkiye'nin dört bir tarafında bizi izleyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün işçilerin de derdi bu. Bir, kıdem tazminatı işçinin alnının teridir. Bir yerde birikir. Gelecek güvencesidir. Çocuklarının güvencesidir. Bir de işte kalma güvencesidir. İşçiyi kıdem tazminatı fonda durduğunda bir yerde bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işten sokar çıkarırlar. 15 senedir emek veriyorum. Kıdem tazminatın içeride 15 yıllık birikmiş, 15 yıllık güvence var. Ama o fonda durunca hadi bakalım sen git gelecek ay başkasını alacağım. Bu işler biter. Bunu bütün Türkiye işçi emekçi sınıfı hiçbir kazanımını bilmese bu kazanımını bilir. Ve bu konuda şimdi yeniden kıdem tazminatına el atacaklar. Geçmişte 3 konfederasyon Hak İş, Türk İş, DİSK birlikte karşı çıkmıştı. Ve bu süreçte şimdi her zamanki gibi dönecekler ve bunun adını değiştirmeye kalkıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik. Bak bak bak. Bundan sonra tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar. Sen geçen de direndin diye, sen geçen dönemlerde karşı çıktın diye geri çekildi. Tamamlayıcı emeklilik demek, kıdem tazminatına yan kesicilik demek. Senin kumbarayı boşaltıyorlar demek. Bir yıl çalışıp da bir ay 30 gün kıdem hakkı kazanıyorsun ya, bunu 15 güne indirmek istiyorlar. Bunu bilmek demek. Patronun sorumluluğu yok. Senin para kasada duracak diyorlar. Patron istediği an seni işten çıkarır. Tazminat mazminat ödemez demek. Bu konuda sosyal taraflarla görüşülmesi lazım. Diskin olmadığı toplantı yapmışlar. Bu büyük bir ayıptır. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın 3 kırmızı çizgisi doğru kırmızı çizgilerdir. Ve o kırmızı çizgilerin korunması, savunulması Türk İş tarafından emekçilere, emekçilerin haklarına doğru bir sahiplenmedir. Bu kırmızı çizgilerden birinin bile ihlali, birinden bile taviz verilmesi, temsil edilen emekçilerin yalnız bırakılması anlamına gelecektir. CHP olarak pozisyonumuz nettir. Türk İş'in karşı çıktığı, DİSK'in karşı çıktığı, geçmişte Hak İş'in eleştirilen beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi orada duracaktır. Onlar davulla zurnayla protesto yaparsa orada oluruz. Onlar iş yavaşlatırsa orada oluruz. İş bırakırsa orada oluruz. Onların sözünü bu mecliste söyler. Sonuna kadar da arkalarında dururuz. Kıdem tazminatı işçinin alnının teri, çocuğunun geleceğidir. Buna kimse el atmaya kalkmasın. Benim basın toplantımızda ifade edeceğim konular bunlar. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Buyurunuz. Dün de söyledim. AK Parti, İyi Parti'nin ortaya koyduğu samimiyet testinde, turnusol kağıdında daha salı günü çuvalladı. İyi Parti diyor ki, Ayasofya ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kuralım, AK Parti retoyu kullanıyor. Şimdi burada tabii gündemi değiştirmek için veya CHP'yi suçlamak için uğraşıyorlar. Durumumuz net ve çok açık olarak da şunu söyleyelim. Sayın Kaboğlu beyanında Ayasofya'nın bir insanlık mirası olduğunu, Dolmabahçe'nin de öyle olduğunu, Sultanahmet'in de öyle olduğunu, hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Ancak orada Sultanahmet'te oranın cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok.
Dün genel kurulda da söyledim, kendisinden de görüştüm. Bunu aklından dahi geçirmiyor, hiçbirimiz de geçirmiyoruz. Ayasofya konusunda da yıllardır siyasal İslamcılar bir istismar konusu, bir kilometre taşı olarak görüyorlar. Zaman zaman pazarlık, zaman zaman dış ilişkilere alet edilen bir konu. Ama Akdamar Kilisesi, Ayasofya meselesi ve Ruhban Okulu meselesi farklı dönemlerde, farklı düzeylerde AK Parti tarafından istismar edilen, pazarlıklara alet edilen bir konu. Cumhuriyet AK Partisi'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet'in ne tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Hocanın da söylediği, müze statüsünde korunması lazım. Cami olmaktan çıkarılmak diye bir şey yok. Ancak kanun önünde daha ciddi tarihe gelecek kuşaklara bırakmak açısından bir korumacılık ifade edilmektedir. Ayasofya içinde zaten söylediğimiz müze statüsünün devam etmesi lazım. Ancak ibadete açılma konusu hükümetin yıllardır söyleyip yapmadığı bir şey. Niye bekliyorlar, neyi bekliyorlar? Bunu Ayasofya'yı istismar ettikleri kitlelere AK Parti'nin açıklaması lazım. Bizim orada Sayın Kaboğlu'nun ifadelerinde böyle bir kasıt yoktur. Kastı aşan bir beyan, bir anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz. Çok net olarak söylüyoruz. Buyurunuz. Ay ay. Şimdi öyle bir durum ki Emre Cemil Ayvalı tanıtım ve medya başkan yardımcısı, bu yardımcılıktan geçtiğimiz günlerde de Şamil Tayyar'ın bir istifası da söz konusu. Orası da fokur fokur kaynıyor zaten. Şamil Tayyar geldi, durdu, gitti. Oraları kaynıyor. Emre Cemil Ayvalı gündeme gelebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıran özel kitaplar yazmaktan tutun da işte mecliste usulsüzce dağıtılan, korsanca dağıtılan bazı kitapların perde arkasında hazırlanmasına verdiği katkıyla kendi mahallesinin şımarık, kendi mahallesinin haylaz, kendi mahallesinin kötü, pis işleri yapan, kendince de birilerinden aferin alan bir çocuğu. Hakikaten değerlendirmelerini alıp da, ciddiye alıp da bir şey söylemedik. Sizin sorunuz üzerine şunu söyleyelim. Bu arkadaşın beyanları aslında bu aklın, bu zihnin ne noktada olduğunu açıkça da ortaya koyuyor. Şimdi diyor ki biz diyor darbeci Kemalistlere karşı diyor darbeci FETÖ'yle bilerek işbirliği yaptık diyor. Aferin sana. Tanık sizin Recep Tayyip Erdoğan. Soracak başka sorumuz yok. Darbeci Kemalist söylemi FETÖ'nün söylemi mi? Bugün sahipleniyor o şımarık çocuk. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk ve diğer kumpas davalarında iddia buydu. Darbe yapacak Kemalistler var. Biz onlara ekartıyoruz. Bu FETÖ söylemi. Bunlara kumpas davası diyen siz değil misiniz artık? Milli ordumuza kumpas kurdular demiyor musunuz artık? Peki ne diyor bu şımarık çocuk? Biz diyor darbeci Kemalistleri FETÖ'yle birbirine kırdırdık. Biz aldık darbeci Kemalistleri FETÖ'cü, darbeci FETÖ'cülere kırdırdık diyor. Demek ki o Ergenekon balyozu sahipleniyor. FETÖ aklı çocuğun aklı. Çocuğun aklında. Çocuktan al haberi. Çocuktan al haberi. FETÖ'nün aklı çocuğun aklı, bu çocuk haklı. AKP'de bu mevzu devam ediyor. İkincisi, tabii bir yandan da biz önce onu ona kırdırdık. Yani Atatürkçüleri darbeci yaftasıyla uzaklaştırdılar. FETÖ'nün önünü açtılar. FETÖ'yü darbe yapacak güce, siklete ulaştırdılar. Daha sonra da FETÖ'nün darbe yapmasını beklediklerini görüyor. Bu da zaten aylar öncesinden gazetelerde yazılan, Haziran'da iddianamelere giren, MİT'e istihbarat veren,
darbe yapacakları ta Davutoğlu'na ihraç etmemiz lazım deyip birilerini ikna edemeyen bir durum ortadayken, bu öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından istifade edilen bir darbeye bu darbenin dönüştüğünün kanıtını ortaya koyuyor. Daha ne desin? Çocuktan al haberi. FETÖ'nün aklı, çocuğun aklı, bu çocuk haklı. Ve şahsını ciddiye alamadığımız, partimize her türlü çirkin saldırının bir yerlerinde bir görevler verilen bu kişinin, kendisi televizyonlarda çıkmanın, konuşmanın, bir takım sözler söyleyip gündeme gelmenin telaşıyla dağarcığında ne varsa ortaya dökmüş. Emrecan, yapmayacaktın oğlum bunu. Bunu söylemeyecektiniz ya. Emre, bunu söylemeyecektiniz. Biliyoruz da biz anlatamıyorduk ya sizinkilere. Emre, FETÖ'nün kumpaslarının halen sahiplenildiğini, bunun üstünden başka kumpaslar yapıldığını, FETÖ'nün sizin tarafınızdan bilerek ve suç işleme kabiliyetinin farkında olduğunuz halde Kemalistleri temizletmek için kullandığınızı, onun o sayede darbe yapacak güce geldiğini, sizin bundan bunu söylemeyecektin Emre. Bunu söylemeyecektin. Siz biliyorsunuz, biz biliyoruz, söylüyoruz, anlatamıyorduk. Sen bunu itiraf etmeyecektin. Çocuktan al haberi. Başka cevap, başka sorusu olan arkadaşım? Eğer siz meslek örgütlerini, ki barolar savunma mesleğinin örgütleridir, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir, güçlerini anayasadan alırlar. Anayasa kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerinin kurulmasını ödev verir. Kanunla kurulmuşlardır. Kendi üyelerinin hakkı, menfaatiyle kamunun menfaatini birlikte telif ederler. Bir ortaklaşa korumak durumundadırlar. Ve böyle görev yaparlar. Barolar arası rekabet değil, dayanışma olur. Siz barolar arası rekabet derseniz, yani o hayalini kurduğunuz fantezi dünyasında daha ucuza üye kaydeden barolar, daha az ceza veren barolar, avukatlarının birbiriyle mesleki anlamda etik olmayan yarışlarına engel olmayıp o konularda tavizkar barolar ortaya çıkmaya başlar ve öyle bir işe gelir ki yarattığınız kaosa siz bile inanamazsınız. Çünkü kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü bambaşka bir düzenleyicilik içerir. Bazı mesleklerin birbiriyle ve onların örgütlerinin birbiriyle rekabeti kaos yaratır, son derece tehlikelidir. Siyasi kutuplaşmanın merkezi de işte o zaman olur. Örnek vereyim, şu noktaya getirirsiniz Türkiye'yi. Avukatlar 4-5 tane barosu olur. Ankara'da örneğin AK Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar Barosu, İyi Avukatlar Barosu, Sosyal Demokrat Avukatlar Barosu ve Muhafazakar Demokrat Avukatlar Barosu. Öyle bir hale gelir ki siyasi irade bugün olan AK Avukatları kabul eder, öbürlerini dışlar. Haydi al sana bir kutuplaşma. Yarın iktidar değişir. Gelenler eğer bu yanlıştan dönmezlerse onlar başka bir tür avukatları ciddiye alır, öbürleri olur ve barolar siyasetteki tüm kutuplaşma meslek örgütlerine aynen yansır. Kurt yapan avukatlar barosu, Rabia yapan avukatlar barosu, zafer işareti yapan avukatların barosu, logolarına bile yansır bu. Bu yaratacağınız kaosa ne millete, ne avukatlara, ne meslek örgütlerine hiçbir faydası yoktur. Bugün Türkiye'deki en AK Parti'ye yakın baronun dahi bu sisteme karşı çıkıyor ve eleştiriyor olmasının altında o mesleğin sorunlarını ve o mesleğin geleceğini en iyi tahayyül edenler o meslek örgütünün yöneticileridir. Onlara rağmen bir şey yaparsanız yanlış yaparsınız. Ne yaptığınızın hiç önemi yok.
meslek örgütlerinin, kamu kurum niteliğinde meslek örgütlerinin ağızlarından çıkan söz, ortaya koydukları yazı, altına attıkları imza anlık değildir. 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık örgütlülüklerinin imbiğinden damıtılmış gelmiş damlalardır o mürekkepler. O imzayı attığı mürekkep 60 yılda damıtılmıştır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütünün 100 yılda, 1000 yıllık, 2000 yıllık mesleklerin 2000 yıllık birikimleri vardır. Baro başkanının sözünde, tezinde, attığı imzanın mürekkebinde. Aksine yapan yanlış yapar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir yanlışın yapılmasına karşıyız. Samimi şekilde uyarıyoruz ve geleceğe böyle bir hatayı da yapmış, hatalar silsilesine bunu da eklemiş bir iktidar olarak gitmek istiyorlarsa bu kendi bilecekleri iştir. Biz demokratik uyarımızı, etkin muhalefetimizi, anayasal denetim görevimizi yaparız. Ama bu işin sonunda AK Parti geçmişte bunu da yaptılar gider ayak. Dedirtecekse dedirsin kendisine. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.